benim gördüğüm kadarıyla çok çalışılmış, fikir geliştirmiş projeler var. Bir çaba var. Bazıları finansal modelini de kurmuş. Bu tip şeyler birincisi farkındalık yaratmak için gereken çok önemli uygulamalar. Çünkü burada gençler dinamik güç. Bu tip yarışmalardan, bu tip şeylerden bir iki proje bile uygulanma şansı olsa o büyük bir kazanım oluyor. Genç jenerasyonda çevre bilincinin artıyor olmasını görmek bir kere çok çok önemli. Gerçekten geleceğe umutla bakabiliyoruz yani. Koku ve içecek ama partnerliğinde başladığımız bir süreçti bu. İmece Lab yürütücülüğünde gerçekleştirdik. Buradaki asıl hedefimiz ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranlarını arttırabilmek ve işte döngüsel ekonomiye kazanımlarını sağlayabilmekti. Eğitimlerle birlikte hangi noktalara odaklanmamız gerektiğini, bir sunum içerisinde neler olmalı, neler bekleniliyor ya da gerçekten bir prototipleme aşaması nasıl gerçekleştirilmeli gibi aslında temel girişimcilik bilgilerine sahip olduk. Öğrencilerimizin bu tarz mentorluk almalarını ya da süreçlere dahil olmalarını ben çok kıymetli buluyorum. Bence bizim için süreçte en kritik nokta mentor görüşmeleriydi. Çünkü her mentor görüşmesinden sonra çok farklı geri bildirimler aldık. Hem mentorlarımızla görüşmelerimiz sonucunda birçok şey öğrenmiş olduk. Yenilikçi fikirler hem de teknolojinin dahil edilmesi gerçekten umut verici ve ileriki günlerde çok çok iyi projeler çıkacaktır diye düşünüyorum. 6 dakikada sunumu yapabilmek ve fikri karşı tarafa geçirebilme becerisi de çok önemli bir artı. Onu da gözlemledim bütün takımlarda. Değerlendirirken bu işin mali boyutu, ekip boyutu, safhalarını düşünmesi, yani bir iş modeli üzerinden ilerlemeleri büyük kazanım olmuş kendileri için. Ben öyle değerlendirdim. Projesini geliştirdik. Refil tekrar dolu istasyondu. Refil istasyonlarında insanlar yine refilin yanında satılacak refil şişesiyle, bu şişe esnek katlanabilir ve %100 geri dönüştürülebilir maddeler oluşuyor. Ve insanlar sürekli bunu tekrar kullanabilecekler. Buradaki plastik kazancına vurgu yaparak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Atık balık ağlarının toplanması ve ülkemizde değerlendirilmesini sağlamak. Bu noktada da biz böyle bir aracı görevi görüyoruz aslında balıkçıyla firmalar arasında. Atıklar çöp değildir. Bunların bir potansiyelleri vardır. Potansiyellerini keşfederek neyi neye dönüştürüyoruz konusunda bir farkındalık kazandırmak aslında atölye ortamlarında bizim amacımız. Gençlerin sorun tespitlerinden etkilendim. Özellikle 3-4 tanesi çok zor ama çok nokta atışı çözümlerde bulunmuşlar. Döngüsel ekonomide startupların bu konuda çalışıyor olması ve döngüsel ekonomide önemli bir yer almaya çalışıyor olması gerçekten çok önemli bir inisiyatif.